Çay yolunun 800 yıllık çok eski ve zengin bir tarihi vardır. Japonya'nın Çin ve Kore'ye olan yakınlığı, Japonya'nın kapılarını karada ve denizde yolculuk eden fikir ve ürünleri açmıştır. İhraç edilen mallar arasında en önemli olanlardan biri ise Japon kültürünü yakından etkileyen çaydır. 1200'lü yıllarda çay, sağlık üzerindeki olumlu etkileri yüzünden çok kıymetliydi. Japon Zen rahibi Issei, çayın en önemli zihinsel ve medikal ilaç olduğunu ve bir kişinin hayatını tamamlayıp zenginleştirdiğini söyler. Budist rahipler toz halindeki yeşil çayın çok kafeinli olduğunu ve bunun da uzun meditasyonları sırasında dikkatlerini artırdığını fark etmişlerdi. 1300 ve 1400 yıllarda çay askeri ve siyasi elitler arasında popülerdi ve şatafatlı kutlamalarda egzotik bir içecek olarak servis edilirdi. O zamanlarda çay içmeni daha keyifli hale getirecek, örneğin birinin Çin'den gelen sanat koleksiyonunu sergilediği gösterişli ortamlar yaratıldı. 1500'lü yıllara gelindiğinde ise çay ustaları tarafından bugünkü uygulamalara benzeyen yöntemler geliştirildi. Buna Çanoyu ya da çay için sıcak su adı verildi. Yeni çay ustaları şatafatlı buluşmalar ya da rafine Çin aletleri yerine alçak gönüllü kıyafet ve ortamları tercih ettiler. Bir araya gelen aynı kafa yapısına sahip küçük bir grup, basit bir yemek eşliğinde çay içiyor, şiir, kaligrafi ve dekoratif sanatlar hakkında konuşuyorlardı. Ev sahibinin haftalar öncesinden belirleyeceği tema, alet, çiçek ve tablo seçiminde önemli rol oynuyordu. Her toplantı özel ve tekrar edilemez bir deneyimdi. Çanoyu, Japon çay sanatı birçok farklı sanat formuna da öncülük etmiştir. Çanoyu'nun kurucularından biri olan Sen no Rikyu, çay sanatının 7 kuralı gözlemlemekten ibaret olduğunu söylemişti. Bu kurallar, güzel, tatmin edici bir çay kabının hazırlanması, suyun verimli bir şekilde kaynaması için kömürlerin yayılması, kışın sıcak, yazında serin bir his yaratılması, çiçeklerin arazide bulundukları şekilde düzenlenmesi, önceden hazır olunması, yağmura karşı önlem alınması ve son derece misafirperver olunmasıdır. Bazı samuray savaşçılarının çay öğrencisi ya da ustası olduğu bilinir. Japonya'nın en büyük beylerinden biri olan Toyotomi Hideyoshi, çay yapmakta kullanılan aletlerin koleksiyonunu yapıyordu. Çanoyu bugün bile birçok çay geleneğinde hala çok popülerdir. Bazıları bu gelenekleri Rikyu'ya kadar götürürler. Okullar değişik hareketler ya da tercih ettikleri stillerle farklılaşsa da uygulamalar ve felsefeler ortaktır. İçinde bulunan ortam ve diğer insanlarla uyum içinde olma, aynı fikirde olmasak bile tüm insanlara saygı duyma, kalbin saflığı, zihin ve ruhun sakinliği. Dünya üzerinde birçok sanatçı hala Rikyu ve felsefesi doğrultusunda aletler üretiyorlar. Çanoyu'nun tüm duyuları harekete geçiren bir sanat şekli olduğu söylenir. Geleneksel Japon kültürüne bir pencere açan çay sanatı bugün hala keşfedilmeye devam ediyor.